Bu makale Cins dergi sponsorluğunda sunuluyor. Rasim Özdenören. Carpe Diem, anı yaşa. Carpe Diem sözlükte şöyle tanımlanıyor. Bugünü yaşa, anı yaşa, şu anın tadını çıkar, gününü gün et, yarını düşünme. Aynı maddede şu açıklamaya yer veriliyor. Carpe Diem, Latin edebiyatının ünlü ozanı Horatius'un bir dizesinde geçen gününü gün et, zamanın tadını çıkar ya da günü yakala anlamındaki özdeyiş. Bu özdeyiş hazcı felsefenin bir savunusu gibi gözükse de aslında gelecek hakkında endişelenmek yerine yaşanılan anın değerini vurgulamak için yapılan bir uyarıdır. 19. yüzyıl başlarında Bayra'nın yapıtlarında sık sık geçen günü yakala deneyimdeki hazzı yaşanmış yaşanmıştaki önemi gözden kaçırmamayı salık verir. Kimi Hristiyan malzumelerinde ise günü anlamlı yaşa anlamında kullanılan Carpe diem, insanların bedenlerini uykuya hazırlamak yerine ruhlarını ölüme hazırlamaları gerektiği konusunda örtük bir uyarı barındırır. Ancak bu açıklama Batı kültürünün reel yaşantısını yansıtmıyor anı yaşa. Bu öğüt İslam kültüründe de var. Ancak her iki kültürün telakki tarzı farklı. Batı kültüründe anı yaşa derken keyfine bak, bu dünya nasıl olsa ölümlü, vur patlasın çal oynasın telakkisi ön alıyor. İslam'da ise aynı veriler başta telkinlerde bulunuyor. Bu dünya ölümlüdür. Öyleyse onu en iyi biçimde değerlendir. Bu dünya ölümlüdür. Öyleyse vaktini boşa geçirme. Ne zaman öleceğini bilmiyorsun. Öyleyse işini geciktirme. Ne yapacaksan şimdi yap. İmam Gazali'nin öldüğünü anımsayalım. Vaktin gelmiş, ölmek üzeresin. Yalvarmış yakarmışsın ve sana bir gün daha verilmiş. O gün ne yapacaksın? Her gününü öyle yaşa. Keza İslam'daki insanın eşrefi mahlukat olduğu kabulü aynen Grek düşüncesinde de var. Ancak her iki kültürde bu kabul farklı biçimde değerlendiriliyor. Grek düşüncesinde madem eşrefi mahlukatsın, öyleyse bu üstünlüğünü göstermelisin. Nasıl? Doğa senin buyruğunda onu sonuna kadar sömür. Aksırıncaya tıksırıncaya kadar onu sömürmek hakkındır. Bu hakkını kullan. Ondan yararlanmak için onu tahrip etmen gerekiyorsa tahrip et, vur, kır, yağmala. İslamsa, ise eşrefi mahlukata şunu öğütlüyor. En şerefli sensin. Öyleyse şereflilere özgü davranışlarda bulun. Yararlan ama tahrip etme. Yararlan ama sömürme. Evren insana musahhar kılınmıştır. Mealen Kur'an Câsiye Suresi. Öyleyse evreni incitmeden onunla aynı yaradanın mahluku olarak ona davran. İslam kültürüyle batı kültürü arasındaki bu temel farklılık günümüzde de sürüp gidiyor. Batı kültüründe kölelik kurumsal bir kurumdur. İslam'da ise bireyseldir ve geçicidir. Bu çok temel bir farklılık. Bu farklılık kavranmadığında kölelik İslam'da da var iddiası kolayca dermeyan edilebiliyor. Esirlere ve kölelere muamele, nimeti paylaşma durumlarında her iki kültürün tutum farkını aktüel olaylarda bile gözlemlemek mümkün. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin tutumuyla diğerlerini karşılaştırmak yeterli. Biri herkesin hakkına saygı gösterilsin diyor, öteki hepsi benim ve yalnız benim olsun diyor. Bu makale Cins dergi sponsorluğunda sunulmuştur.